Eğer dil altı kullanmak istemiyorsanız, piyasa beni strese sokuyor diyorsanız, işte benim başka meşgalem var, başka işim var, işte o işlerle uğraşırken piyasaya zaten bakamıyorum. Dolayısıyla kademe kaçırıyorum, kağıt kaçırıyorum, bu kadar takip zaten edemiyorum gibi bir kaygınız varsa fonlar tam da size göre, hisse senedi fonlarına bu anlamda bakabilirsiniz. Faiz hassasiyeti olan arkadaşlarımız olabilir aramızda. Dolayısıyla borsada olmak istemiyorum diyen olabilir. İşte bir banka hissesi almak istemeyen olabilir. Onun için de hisse senedi fonları var. Onlar da faize tamamen duyarlı, yani faizle asla işi olmayan şirketlerin hisse senetlerinin oluşan, onları ihtiva eden fonlar, katılım endeksi üzerinden onlar da hisse seçerler fonlarına. Onu da bilgi olarak düşmüş olayım. Dolayısıyla hani ben faize duyarlıyım, dolayısıyla böyle bir şey istemiyorum diyenlerin uzak durması gereken bir yer değil elbette borsa. Şimdi izninle Peki, oraya ben de bir şey ekleyeyim. tabii Şu ki. fon konusunu senin söylediklerine ilaveten bir belki farklı görüş olur. Şimdi bu fon konusu bence muazzam bir kolaylık. Yani Çok. sen dil altını alacağına kolunda serumla yaşayan fon yöneticisi var yani. Sen işte Bağdat Caddesi, Nişantaşı'nda ne bileyim Bakırköy'de, Ataköy'de, Ankara'da, İzmir'de gezerken, eğlenirken ya da işini yaparken birileri senin paranı yönetiyor. Bak, Yalnız Elif Pehlivanlı gelmiş, hedef portföy fonlar diye. Elif'e de selam olsun buradan. Şimdi dolayısıyla yatırım fonu bence yatırımcı için büyük bir kolaylık. Bakın arkadaşlar, şunu kabul ediyorsunuzdur, değil mi? Özellikle piyasaya yeni gelen arkadaşların hepsi neredeyse bütün gün ellerinde telefon ve piyasa izliyorlar. Ay kademe kalktı mı? Ay indi mi? Desteğe değdi mi? Dur pasife emir yazayım. Yok zincir emir bağladım falan. Bunlar keyifli ama bir yerden sonra insanı yoran, hatta hayatından belli bir alanı da kapatan işler bunlar. Yani işte sosyal hayatından gidiyor, aile hayatından gidiyor, işini aksatmaya başlıyorsun falan filan. Onların dolayısıyla böyle bir hikayesi var. Mine çok güzel anlattı her zamanki gibi. Yani Tefas bence muazzam bir hikaye haline geldi. Çünkü Tefas'ın eski halini bilmeyenler şunu bilmezler. Eskiden hesabın hangi kurumdaysa ancak o kurumun fonunu alabiliyordu. Yani hedef infoda bir hesabın olursa ancak NNF ve HKH ya da hedef Çok portföyün özür dilerim. onlarını Sözünü alabiliyordu. orada bir Tabii. kesmek istiyorum. Çok özür Estağfurullah. diliyorum. Hedef portföy info yatırıma mı ait acaba demişler. Arkadaşlar, aracı kurumların fonları olmaz. Aracı kurumlar fon yönetemezler. Hedef Holding çatısı altında, bizim de iştiraki olduğumuz Hedef Holding çatısı altında yer alan bir Hedef Portföy diye ayrı bir şirket var. Hedef Portföy bizim kardeş şirketimizdir. Hedef Portföy'ün fonlarını info yatırımdan da alabiliyorsunuz. Yani siz aslında örnek için söylüyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Yapı Kredi Yatırım'dan aldığınız yatırım fonu da Yapı Kredi Yatırım fonu değil zaten. Yapı Kredi Evet. Portföy Yönetimi'nin fonu. Dolayısıyla bir portföy yönetim şirketi var. Şimdi Tefas'ın özelliği şu, eskiden hesabın neredeyse oradan alabiliyordu. Ama şimdi infodaki hesabından X yatırımın, Y yatırımın, Z yatırımın fonlarını da alabiliyorsun. Bu bir kere muazzam bir kolaylık. Burada da çok hakkın vardır açıkçası, emeğin vardır. Onu da söyleyeyim. Ama Mine'nin söylediği gibi ya bu da bugün kötü getirmiş abi bunu satalım onu alalım değil. Olabildiğince geriye dönük veriyi kontrol ederek yani bugün kısa vadede iyi getirmiş olabilir ama geçmiş dönem performansı o kadar iyi olmayabilir. Ve elbette ki bu işin içinde en önemli unsur portföy yöneticisi. Geçmişte çok iyi performans göstermiş olması bundan sonra da çok iyi performans göstereceğini işaret etmeyebilir. Çünkü o portföy yöneticisi oradan ayrılmıştır. Mesleği bırakmıştır. Başka bir fona geçmiştir. Bunu da takip etmenizi tavsiye ederim. İkinci başlık şu. Biz nedense bunu ya bu fon hikayesini hep hisse senedi üzerinden konuşuyoruz. Neden? Çünkü buraya gelen arkadaşlarımızın çoğu hisse senedi almak üzere, işlemi yapmak üzere geldikleri için ağırlıklı bunu böyle yapıyoruz. Ama ne? Şunu ne derler ona? Unutmayın. Aslında paranızı bir fona bağlayacaksanız da bunu da bir fon sepeti gibi düşünmeniz lazım. Yani bu paranın yine örneklemek söylüyorum. %30'unu Eurobond fonlarında, %20'sini altın fonunda, geri kalan %50'sini hisse fonunda yapabilirsiniz.
ve bu %50'yi ayırdığınız, bir model vermiyorum bu arada, bak bir daha söyleyeyim. Bu %50'yi ayırdığınız hisse senedi için fonları da kendi içinde ayırabilirsiniz. Bunun %15'ini normal bir hisse fonuna, %15'ini katılım fonuna, %10'unu yabancı hisse senedi fonuna gibi, ne olur bu fon konusunda biraz şey yapmak lazım. Peki, Doğan Bey, fon konusunun fondaki valöre bir şey yapılamaz. Çünkü şöyle, siz hisse senedi aldığınızda işleminiz valörlü olmuyor mu? Yani malı bugün alıyorsunuz. Bugün ne? Çarşamba mı? Bugün aldığınız hisseyi, hissenin parasını çarşamba ödüyorsunuz. Dolayısıyla ne çarşambası ya? Cuma ödüyorsunuz. Cuma sattığınız malın parasını da salı alıyorsunuz. Dolayısıyla bu fonun içinde de bu enstrümanlar olduğuna göre bu kurallar onlar için de geçerli. Ona yapacak bu arada bir soru daha. Demek ki bizim fonlarla ilgili de zaten bu arada Borsa İstanbul'da da özel olarak buna benzer ricalar gelmişti. Yapacağım arkadaşlar bir fon programı. Tefas'a kapalı olan fonlar güvenilir mi diye sormuşlar. Evet, güvenilir elbette. Pek çoğu. Dolayısıyla daha doğrusu pek çoğu da demeyeyim. Fonu inceleyeceksiniz ve Tefas'a kapalı olmasının konuyla bir alakasının olmadığını zaten göreceksiniz. Arkadaşlar, yatırım fonları belli kurallar çerçevesinde kurulmuş, denetlenen finansal ürünler. Güvenlik dediğiniz şey başka bir şey. Ha, her aldığı fondan çok iyi para kazanır mı? O başka bir hikaye. Ama sistem riski açısından herhangi bir risk hiçbir yatırım fonunda yok. Onu söyleyelim.